Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Böyle bir ortamda, bu şartlar altında sanki hiç başka işimiz, derdimiz, yapacağımız iş kalmamış gibi kel başa şimşir tarak uçuk kaçık bir fantezi, Kanal İstanbul projesi diye bir fanteziyi hayata geçirmek üzere biliyorsunuz adım atıyorlar. Şimdi buraya kadar anlattığım gerçekler, vermiş olduğum rakamlarla zaten bir ilkokul öğrencisi dahi biz kim, Kanal İstanbul'u yapmak kim, bizim 40 tane başka derdimiz var diyecektir. Ancak maalesef bütün bunlara rağmen hayır biz inat ettik yapacağız diyorlar. Devlet ve millet olarak 1 trilyon dolara yakın toplamda borca batmışız. Biraz evvel söyledim, nüfusun %40'ı sosyal yardıma muhtaç. Nüfusun 1/4'ü elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesiliyor. 83 milyon vatandaşın bankalara borcu neredeyse 1 trilyon lira olmuş. Böyle bir ortamda ben milyarlarca dolarlık Kanal İstanbul projesini yapacağım. Böyle bir ortamda böyle uçuk bir projeye, böyle bir fanteziye yeltenmenin asla ve asla doğru olmadığını, uygun olmadığını ifade ediyoruz. O Kanal İstanbul'la uğraşacağımıza biz milyonlarca gencimize meslek sahibi yapmakla uğraşmamız lazım. Milyonlarca işsiz, üniversite diplomalı işsiz gencimize iş ve istihdam imkanı oluşturmak için uğraşmamız lazım. O Kanal İstanbul'a ayrılacak kaynak, kullanılacak imkanla Türkiye genelinde 100 tane dev tesis yapıp nasıl istihdamı, nasıl üretimi, nasıl ihracatı arttırırız? Bunlarla uğraşmamız lazım. Biz yeniden Refah Partisi olarak uçuk projelerimizi, çılgın projelerimizi milyarderlere yeni rant kapıları oluşturmak için değil, mutfaktaki yangını söndürmek için, işsize iş bulmak için kullanacağız.